İngilizce'de en sık karşılaştığımız edatlar Prepositions For için anlamına gelmektedir. Örneğimize baktığımız zaman The bone is for dogs. Kemik köpekler içindir. For için anlamına gelmektedir. In hem de anlamında hem de içinde anlamında kullanılmaktadır. Örneğimize baktığımız zaman we are going on holiday in August. Biz Ağustos'ta tatile gidiyoruz. August burada ay olduğu için ayla birlikte kullandığımız preposition ise indir. In preposition'ın diğer kullanımlarına baktığımız zaman in 1978 yani yıllarla birlikte in preposition'ı kullanılır. In two days, in two weeks, in two years, in two hours yani iki gün içinde, iki hafta içinde, iki yıl içinde, iki saat içinde dediğimiz zaman yine in preposition'ı kullanılır. In the sea, in the river, in the lake. Yani denizde, nehirde, gölde dediğimiz zaman yine in kullanılır. In the fridge, buzdolabında. In the oven, fırında. In the kitchen, mutfakta dediğimiz zaman da yine in kullanılır. In Ankara, Şehirlerde in kullanılır. In Turkey, Türkiye'de dediğimiz zaman ülkelerde in kullanılır. In Asia Asya'da kıtalarda yine in kullanılır. On üzerinde ve de -da anlamlarına gelmektedir. Örneğimize bakalım. There are two glasses on the table. Masanın üzerinde iki tane bardak var. Üzerinde anlamında on kullanırız. Diğer kullanımlarına bakalım onun. İlk kullanımı on Sunday, pazar günü. On Monday, pazartesi günü. On Sundays, pazarları, pazar günleri dediğimiz zaman da on preposition'ı tercih ederiz. Yani günlerde on kullanıyoruz. On the left, on the right. Solunda, sağında dediğimiz zaman on preposition'ı kullanırız. On the X street. Herhangi bir cadde dediğimiz zaman caddede anlamında on preposition'ı kullanırız. On the street. On the Cumhuriyet Street. Cumhuriyet Caddesi'nde Diğer kullanımına bakalım. On TV, on radio. Televizyonda, radyoda dediğimiz zaman de, "da" anlamını on ile veririz. On the chair. Sandalyede, yani sandalyenin üzerinde. On the sofa. Yani kanepenin üzerinde dediğimiz zaman da somut bir şekilde üzerinde anlamını on preposition'ı ile veririz. At, D'da anlamına gelmektedir. Örneğimize bakalım. You need to be here at 5 o'clock. Saat 5'te burada olmalısın. D'da anlamında burada at, yani buradan da görüyoruz ki saatlerde at preposition'u kullanılır. Etin diğer kullanımlarına bakalım. At last, sonunda. At noon, öğleden sonra. At night, gece, gece de, Geceleyin anlamlarında night etle birlikte kullanılır. At midnight, gece yarısında anlamında yine etle birlikte kullanımını yaparız. Diğer kullanımına bakalım. At home. Klasik, çokça karşılaştığımız bir kullanım olup sınavlarımızda da genellikle çıkmaktadır. At home. Yani evle birlikte at preposition'ı kullanırız. At the beginning. Başlangıçta anlamında, dda anlamında at preposition'ı kullanırız. At first. Yine aynı şekilde ilk önce başlangıçta anlamında. First'le birlikte et preposition'ı kullanırız. Until, e kadar anlamına gelmektedir. Örneğimize bakalım. I cried until morning. Sabaha kadar ağladım. E kadar anlamında until kullanılır. Since dan beri, den beri anlamlarına gelmektedir. Örneğimize bakalım. I have worked since two hours. İki saatten beri çalışıyordum. Dan beri, den beri anlamında since kullanılır. Across, karşısında, Örneğe bakalım. There is a bus station across the street. Caddenin karşısında bir otobüs durağı var. Across the street caddenin karşısında. Across karşısında anlamına gelmektedir. Against karşı anlamına gelmektedir. Örneğe bakalım. We fight against bad people. Kötü insanlara karşı savaşıyoruz. Against bad people. Kötü insanlara karşı. Against karşı anlamına gelmektedir. Next to yanında bitişiğinde anlamına gelmektedir. Örneğe bakalım. There is a school next to the hospital. Hastanenin yanında bir okul var. Hastanenin bitişiğinde bir okul var. Yanında bitişiğinde anlamında next to kullanılır. Around, etrafında, civarında, anlamlarına gelmektedir. Örneğe bakalım. People live around the city. İnsanlar şehrin etrafında yaşarlar. Around the city şehrin etrafında. Around etrafında ve civarında anlamına gelmektedir. Beyond ötesinde ardında anlamlarına gelmektedir. Örneğe bakalım. This job is beyond my ability. Bu iş benim yeteneğimin ötesindedir. Beyond, ötesinde, ardında anlamlarına gelmektedir. Near, yakınında anlamına gelir. The garden is near home. Bahçe evin yakınındadır. Near home evin yakınında. Near yakınında anlamına gelmektedir. In front of önünde There are two students in front of teacher. Öğretmenin önünde iki tane öğrenci var. In front of teacher. Öğretmenin önünde. In front of önünde anlamına gelmektedir. Behind arkasında anlamına gelmektedir. I'm coming behind you. Arkandan geliyorum. Behind you. Arkandan. Behind. Arkasında anlamına gelmektedir. By. Tarafından. Kıyısında anlamlarına gelmektedir. Örneğe bakalım. He was killed by a murderer. O bir katil tarafından öldürüldü. By a murderer, bir katil tarafından. By tarafından anlamına gelmektedir. Over, üzerinde. He is over forty. O kırk yaşın üzerindedir. Over forty, kırk yaşın üzerinde. Over, üzerinde anlamına gelmektedir. Between, arasında. Ahmet ile senin arandaki aşkı biliyorum. I know the love between you and Ahmet. between arasında anlamına gelmektedir ve iki kişinin ya da iki şeyin arasında anlamında sadece between kullanılmaktadır. Eğer ikiden fazla bir şey ifade ettiğimiz zaman ve bunun anlamına da arasında anlamı kattığımız zaman da bunu da imong ile veririz. Imong yine aynı şekilde bitviğin gibi arasında anlamına gelmektedir. Ama ikiden fazla şeyin arasında dediğimiz zaman imon kullanılır. I am lost among sheep. Koyunlar arasında kayboldum. Among sheep. Koyunlar arasında. Among arasında anlamına gelmektedir. to e a anlamına gelir ve yönelme ifadesi katar. I'm going to school. Okula gidiyorum. To school. Okul a. Yönelme iki ile birlikte to ifadesi to edadı kullanılır. E a anlamında çevrilmektedir. To school. Okula. Under, altında anlamına gelmektedir. The dog is under the table. Köpek, masanın altında. Under the table, masanın altında. True, içine doğru. Train entered through the tunnel. Tren tünelin içine girdi. Tren tünelin içine doğru girdi. True içine doğru. With ile anlamına gelmektedir. Come with me. Benim ile gel. Benimle gel. With me benimle benim ile with ile anlamına gelmektedir. without sız siz anlamında kullanılır ve yokluk ifadesini katar. You cannot go anywhere without me. Ben siz hiçbir yere gidemezsin without me bensiz without siz siz anlamını katmaktadır. opposite karşısında karşıt anlamlarına gelmektedir. really sad opposite ayşe really Ayşe'nin karşısına oturdu. Opposite Ayşe. Ayşe'nin karşısına. At the back of. Arkasında. Cat is sleeping at the back of you. Kedi senin arkanda uyuyor. At the back of you, senin arkanda, at the back of arkasında anlamına gelmektedir. Above, üzerinde. Your success is above mine. Senin başarın benimkinin üzerindedir. Above mine benimkinin üzerinde. İbo, üzerinde anlamına gelmektedir. Inside, içinde. There are two cats inside the home. Evin içinde iki tane kedi var. Inside the home. Evin içinde. Inside içinde anlamına gelmektedir. Beside yanında I waited you beside an interesting man. Seni ilginç bir adamın yanında bekledim. Beside an interesting man. İlginç bir adamın yanında. Beside yanında outside dışında there is a bird outside the window pencerenin dışında bir kuş var outside the window pencerenin dışında outside dışında underneath altında My number is underneath the paper. Numaram kağıdın altındadır. Underneath the paper. Kağıdın altında. Underneath altında anlamına gelmektedir. Down aşağısında There is a nice store down the road. Yolun aşağısında güzel bir mağaza var. Yolun aşağısında down the road down aşağısında anlamına gelmektedir. Towards e doğru This road leads towards the sea. Bu yol Denize doğru gidiyor. Towards the sea. Denize doğru. Towards. E doğru. Below. Altında. Your grade is below the average. Notların ortalamanın altında. Below the average ortalamanın altında below altında anlamına gelmektedir.